Bu kurumlaşmanın bundan sonraki süreçte de ülkemize faydalı hale getirilebilmesi için neler yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bu anlamda özellikle dershanelerin dönüştürme projesi içerisindeki akademik lisenin bizim açımızdan olmazsa olmazları nelerdir? Neler olursa daha yararlı sonuç alabiliriz? Bunlar üzerinde görüşlerimizi beyan ettik. Tabii ki görüş alışverişi sadece bir görüşü dikte ettirmek değildir asla. Bizim de öyle bir niyetimiz asla olamaz. Bizim çıkarlarımızdan daha önemlisi bu ülkenin çıkarlarıdır, çocuklarımızın çıkarlarıdır. Bunu her dönemde böyle kabul ettik. Bundan sonraki süreçte de dershane dernekleri olarak yapıcı, olumlu tutumumuzu devam ettireceğiz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi dikkatle dinlediler. Olabilecek şeyler konusunda da adım atılabileceği konusunda bize söylemlerde bulundular. Bu bakımdan ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı neyse o olur. Çocuklarımız için en hayırlısı neyse o olur. Dershane sektörü sadece dershane sahiplerinden ibaret değildir. Demin bakanımızın da ifade ettiği gibi. Burada müstahdemden danışma görevlisine kadar, güvenlik görevlisinden bize hizmet sağlayan matbaa sektörüne kadar herkesin emeği vardır. Çevre esnafına kadar. Evet, yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendirir bu gölgesiyle beraber. Bu anlamda böyle bir dakikada hemen halledilebilecek bir mesele de değildir. Uzun uzadıya üzerinde düşünülmesi, istişare edilmesi, tartışılması gereken bir meseledir. Bu bakımdan bu süreç içerisinde bizim görüşlerimizi, çalışanlarımız adına da ifade etmiş olduğumuz görüşleri dinledikleri için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müsaade ederseniz Ahmet Bey de bir şey yapsın. Sonra soru cevaba geçelim. Evet. Ahmet Bey buyurun. Ahmet Akça Bey. Siz de kısaca bir tanıtın. Evet, ben de Ahmet Akça. Özel Öğretim Derneği Genel Başkanıyım. Ve bizim derneğimizde de 300'e aşkın dershane üyesi mevcut. Ben de öncelikle Sayın Bakanımıza ve Sayın Müsteşarımıza bu süreçte Bakanlığımızın ve hükümetimizin okula dönüşüm projeleri kapsamında açık lise formatında yeni bir özel statülü okul oluşabilir mi? Bu anlamda biz arkadaşlarımızla İbrahim Bey'in de bahsettiği gibi çok geniş bir çalışma yaptık. Bunu sunum halinde Sayın Bakanımıza sunduk. Ben buradan güzel neticeler çıkacağını, illa bizim kazanmamız değil toplumun kazanması, insanların kazanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bunu suhuletle konuşursak, tartışırsak güzel sonuçlar olacak. Ben akşam bir tıp doktorunun şeyini okumuştum, röportajını. Orada şöyle bir söz vardı. Tırtılın ölüm dediğine biz kelebek diyoruz demişti. Dolayısıyla buradan da güzel sonuçlar çıkacak. Biz bugünkü görüşmede bütün mağdur edilmesi muhtemel kesimlerin, yani velilerimizin, öğrencilerimizin, sektörümüzde çalışanların, dershane sahiplerinin mağdur olmayacağı bir noktada uzlaşabileceğimizi ve bu dönüşümün gerçekleşeceğine inancım arttı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi soru almak ister misiniz? Yani siz nasıl uyguluyorsunuz? Siz nasıl uyguluyorsunuz? Evet, iki soru alıp hani arkadaşlara konuşma şansı vermedi bakanlık söyleminden ötürü böyle bir söylem olmasın diye iki soru alalım. Buyurun. Sayın Bakanım, ben sadece önce kurumunuzu tanıtarak başlayalım. Evet. Efendim, dershaneci ders olarak tam olarak ne derecede bulunuldu? Madde olarak bize izah ederseniz olur. Evet. Onların mı izah etmesini istiyorsunuz, benim mi özetlememi istiyorsunuz? Özellikle onların ağzından duymak istiyorsunuz. Peki. İbrahim Bey.
dershaneciliğin Türkiye'de bir ihtiyaç olduğunu en belirgin bir şekilde bakanlığımıza ifade ettik. Ancak bunun bir dönüşüm projesi içerisinde de hangi şartlarda yapılırsa velilerimizin, öğrencilerimizin daha çok memnun olabileceğini ifade ettik. Bu anlamda da özellikle bu açılabilecek liselerin birden fazla devre okutabilmesi gerektiğini ifade ettik. Yani normal okullarda 40 saatlik ders programı vardır. Buradaki ders programının 20 saatte sınırlı tutulmasını ve akademik liselerin aynı zamanda üniversitelerin bir ön hazırlık lisesi olarak görev yapmasını istedik. Bunun yanı sıra özellikle meslek liselerimizin de buradan yararlanabilmesi için ek programlar uygulanması gerektiğini ifade ettik. Ve buralarda özellikle mezun öğrencilerimizin de mağdur olmaması için yaşam boyu öğrenme kapsamı içerisinde onların da bu okullarımızdan, artık bunlar okul haline gelecektir, bu okullarımızdan istifade etmesini talep ettik. Ve bu konuda da 2 yıllık bir süre sınırlamasının doğru olmayacağını ve bu okulların artık milli eğitimimize hizmet edecek kalıcı okullar olmasını ya da en azından bu geçiş sürecinde öğretim dönemi olarak bir lisenin öğretim dönemi 4 yıldır, bundan asla az olmaması gerektiğini ifade ettik. Bakanlığımız da bu konudaki çalışmalarıyla bize yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Temel olarak bunlar. Öbürleri çok teknik ayrıntı olduğu için çok teknik ayrıntıya girmiyorum. Ahmet Bey, siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi ilaveten şunu söyleyeyim. Bizim talebimizin içerisinde özellikle kamuoyunda yansıyan işte matematik kursu yasak, Türkçe kursu yasak vesaire gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını, bunu örgün ve açık eğitimin içerisinde mutlaka karşılanması gerektiğini ve dershanelerin dönüşümüyle ilgili de zorlayıcı değil, teşvikle bu işin yapılması gerektiğini bütün ayrıntılarıyla teklifimizde sunduk Sayın Bakanım. Evet. Buyurun. Siz de kurumunuzu tanıtarak başlar mısınız? Evet. Açık lise dışında ne demiştiniz? Diğer dershanede aslında biz alabiliriz ve bunları halk eğitim merkezlerine dönüşebiliriz. Evet, evet. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın da kısaca özetledikleri gibi bugünkü görüşmemizin ana çerçevesi bir dönüşüm sürecinde paydaşların, ilgili kesimlerin, öğretmenlerimiz, bu dershanelerde çalışan eğiticiler ve dershanecilik sektörünün etrafında oluşan diğer yardımcı sektörler bu konularda nasıl etkilenir? Bu süreçte, bu süreç nasıl yönetilirse ilgili paydaşlar maksimum katkıyı sağlayabilirler. Bunları konuştuk. Üzerinde temel olarak anlaştığımız konu bunun bir dönüşüm süreci olduğu. Bunun bir kapatma süreci değil, bir dönüşüm süreci olduğu ve bu sürecin sektörden gelen önerilerle birlikte değerlendirildiğinde çok başarılı sonuçlar verebileceği konusunda da bir anlayış birliğimiz var. Dolayısıyla özel okula dönüşme konusunda bir mevcut koşullarda, mevcut standartlarla, mevcut kriterlerle özel okula dönüşebilecek olan dershaneler, onlarla ilgili zaten bir sorun görünmüyor. Ama bu sektörün içinde küçük bir bölüm oluşturuyor. Geri kalanların da büyük ölçüde bizim açık lise dediğimiz arkadaşlarımızın akademik lise, ki bana daha olumlu geldi bu adlandırma, açık lise adlandırmasına göre akademik lise olarak adlandırdıkları bir düzenleme ile belli bir sürede bu geçişin daha
sağlıklı işletilebileceği konusunda da bir anlayış birliğimiz var. Ancak İbrahim Bey'in de söylediği gibi bu geçiş sürecinin zamanlaması, süresi ve kimin bu kurumlardan hangi koşullarda hizmet alabileceği, hangi öğrencilerin hizmet alabileceği gibi hususlarda önerilerini de aldık. Bunlar da bizim açımızdan olumlu değerlendirilmesi gereken öneriler olarak göründü. Onun dışında biz daha önceki yaptığımız açıklamalarda da bir kısım özel okula da dönüşemiyorum, açık liseye veya akademik liseye de dönüşemiyorum diyen kurumlara da halk eğitim merkezi veya özel etüt eğitim merkezi olma imkanını da sağlayabiliriz. Ama orada özel etüt eğitim merkezleriyle ilgili özellikle şunu hemen vurgulamam lazım. Arkadaşlarımızla da bunu konuştuk. Özel etüt eğitim merkezleri ücretli olmaz. Yani devam edecek öğrenciden bu kurumların yöneticilerinin veya işleticilerinin ücret talep etmesi doğru olmaz. Ama biz devlet olarak orada zaten SODES kapsamında bugüne kadar yaptığımız gibi belki bunu biraz daha genişleterek oralardan hizmet alacak yoksul öğrencilerimizin veya dezavantajlı gruplarımızın desteklenmesi konusunda bugüne kadar yaptığımız gibi SODES kapsamında destekler sağlayabiliriz. Bu konuda da zannediyorum bir anlayış birliği içerisindeyiz. Onun da ötesinde biz özel okulda olmayız, açık veya akademik lisede olmayız, özel eğitim merkezi de olmayız, halk eğitim merkezi de olmayız. Zaten halk eğitim merkezi özel olmaz. Bütün bu seçeneklerin hiçbiri bize uymuyor diyenlere de, ama elimde de böyle bir altyapı var, bu altyapıyla ilgili sıkıntılarım olabilir bu dönüşüm sürecinde diyenlere de, o altyapı eğer bizim halk eğitim merkezi olarak değerlendirebileceğimiz nitelikte ise bu tür mağduriyetleri de önlemek üzere oralarında halk eğitim merkezleri veya yerel yönetimler de aynı şekilde devreye girebilir orada. Onlar da çünkü meslek ve beceri kursları açıyorlar biliyorsunuz. O mekanları, o altyapıları da biz bu şekilde değerlendiririz. Böylece hangi nitelikte olursa olsun iyi niyetli olan bütün dershanelerimizin bir şekilde dönüşüm sürecine katılabilecekleri farklı alternatifleri sunmuş ve sunmuş oluyoruz. Bunun görüşmelerini de yaptık bugün. Dolayısıyla ben bütün bu görüş alışverişlerinden çok hayırlı ve herkes için olumlu sonuçlar çıkacağını olan ümidimi biraz daha arttırmış olarak bu toplantıyı yapıyorum. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlarımızın da programları sıkışık, ben de grup toplantısına geçeceğim. Peki iki dedik ama hadi üç olsun. Nasıl bir şey söyledik? Lise. Evet. Her öğrenci gidemeyecek. Yani bazı öğrenciler tercih edebilecek bilinen bir şey. Hayır hayır. Şimdi arkadaşlarımızın önerisi şuydu. Biraz önce İbrahim Bey onu açıkladı ama kısa cümlelerle olduğu için belki gözden kaçmış olabilir. Şimdi akademik liseye veya açık liseye normal olarak giden öğrenciler bir tarafa. Onun dışında bir de meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz, aslında o meslek veya spor liselerinde okuyan öğrencilerimiz, güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrencilerimiz, hatta imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimiz, bunlar belli kültür derslerini veya matematik vesaire derslerini diyelim spor lisesinde okuyan bir öğrenci yeteri kadar alamadığını düşünüyor. Ama üniversiteye de devam etmek istiyor. Şimdi hem üniversiteye bir şekilde ileride gitmeyi de düşünüyor ama bir yandan da spor lisesi mezunu olmak istiyor. Veya hangi meslek lisesine girdiyse o meslek lisesinin mezunu olmak istiyor. İmam Hatip Lisesi'ne gelirse İmam Hatip Lisesi'nin mezunu olmak istiyor. Ama bu takviye derslerini de bir şekilde almak istiyor. Onlara da biliyorsunuz bizim uygulamamızda zaten farklı okullardan kredi alma, ders alarak kredi tamamlama imkanımız var. Bu imkanı zaten var olan farklı okullardan ders alarak kredi tamamlamak veya kredi alma imkanının
açık liselere veya akademik liselere de tanınması konusunda arkadaşlarımızın bir önerisi var. Biz de bu öneriyi değerlendireceğimizi kendilerine ifade ettik. O oydu. Yani herkes gidemez meselesi değil. Evet. 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 Biz devlet, daha önceki toplantıda da SETA'da yaptığımız toplantıda da söyledim. Buradaki temel yaklaşımımız eğitimin talebini finanse etmektir. Yani öğrenciyi finanse. Hangi öğrencinin hangi alanda ne kadar neye ihtiyacı varsa biz bunu devletin imkanlarıyla olabildiğince karşılamak istiyoruz.